Az kaldı kardeşim. Az kaldı. Seni benden alanlar cezasını ödeyecek. At silahını! Atmayacağım lan! Şimdi burada olsaydın, sırt sırta verseydik, çıksaydık karşılarına. Bir sen, bir ben. Dize getirirdik bütün alemi. Ama merak etme. Katilini cezasız bırakmadım kardeşim. Patron, haberler kötü. İzzet, sakın. Maalesef patron. Evde pusu kurmuşlar. Nasıl olabilir lan bu? Polisler üssünün peşinde olduğumuzu öğrenmişler abi. Evi yakacağımızdan haberleri varmış. Bizimkiler eve girdiği gibi paketlemişler direkt. Salim'le Veli de öldürülmüş. Ne oluyor lan? Nasıl ekip bunlar? Önüne geleni biçiyorlar. Oğlum siz nasıl iş yapıyorsunuz ya? Hani evde olacaklardı? He? Bir de artist önüme getirip dosyayı koyuyorsun. Bu mu lan yaptığın iş? Özür dilerim patron. Nasıl öğrenirler? Nasıl? Ne yapacağız patron? Durmayacağız oğlum. Durmayacağız. O iti gebertene kadar durmayacağım. Kalk 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 kalk. Bana bak, bana bak, bak bak bak. O girdiğin ev var ya, benim evimde. Benim, benim! Geç aşağıya, geç geç. Geç, otur. Konuş. Lan! Müdürün biraz fazla mı oldu sanki? Eksiği fazlası yok Ayşe. Ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Tamam da müdürüm, böyle de konuşacak gibi durmuyor bu. Oğlum, sen cami duvarına işedin. Farkında mısın? Bir polisin evine saldırdınız. Bir arkadaşımız ağır yaralı. İntikam böyle bir şey. Lan kimsin lan sen? Kimsin? Kimsin lan? Benden intikam alıyorsun. Kimsin? Anlat oğlum, anlat. Hadi anlat. Emri kadem verdi de. O söyledi, biz yaptık desene lan. Kadem falan tanımam ben. Bırak lan yalanı. Kadem'i tanımıyormuş. Tanımıyorum. Samet arkadaşımızdı. Onun intikamını almak istedik. Kendi irademizle yaptık. Senin iradene başlarım şimdi ha. Eğer Nadir'e bir şey olursa sen o zaman gör. Seni hapse sokar, oraya da gömerim. Fark etmez. Kimsin lan sen? He? Kim olduğunu sanıyorsun sen? He? Çıkar lan şunu. Kimsin lan sen? Bak oğlum, her şeyi anlatırsan savcıyla konuşup cezana indirim yaptırırım. Bak oğlum, bundan sonraki hayatın iki kelimeye bağlı. Kadem yaptırdı demezsen ömrünün sonuna kadar seninle uğraşırım. Samet arkadaşım da. Onun için yaptım. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Başladığımız yere geri döndük müdürüm. Bunlar da konuşmayacak. Evet. Hadi çıkalım. Bizlik bir şey kalmadı burada. Kadem Bey'in keyfi yerine gelmedi hala abi. Acısı taze adam. Kafası dağılsın diye geldik oğlum. İzzet. Buyur abi. Rahmetliyi doğru dürüst yıkamışlar mıdır kefenlemeden? Yetişemedik o gün. Tabii abi. Yıkamışlardır herhalde. Ulan ne biçim hayat be. Kardeşimize son suyunu dökmek bile nasip olmadı. Geç. Yürü. Şşş. Kalır. Dön lan. Dön. Sessiz.
Saatler olsun Kadem. Ölüm ne kadar sessiz bir şey değil mi? Hiç anlamıyorsun geldiğini. Esas gürültüyü geride kalanlar yapıyor. Tıpkı senin gibi Kadem. Rıza Baba. Rıza Baba ya? Sen... Hüsnü Çoban. Kardeşimin katili. Lafını bil. Namlumun ağzındasın. Katil olsam burada senin kafana da sıkardım. Sen kaç kişinin katilisin? Kardeşin elinde kimlerin kanıyla gitti? Yapalım mı bir hesap Kadem ha? Ne istiyorsunuz benden? Alıp götürmeyeceksiniz, hesabınız ne? Hala hesap diyor ya. Şşş. Seni en kısa zamanda bütün adamlarınla, mallarınla, zehrinle beraber alacağım. Bir daha gün yüzü göremeyeceksin. Burası kesin. Ama eğer rahat durmaz, ekibime, adamlarıma bir daha bulaşırsan, kanun kitap beklemem, hiç beklemediğim bir yerde böyle sessizce gelirim, seni bulurum. Ama o gün konuşmam Kadem. Geldiğimi görmezsin bile. Canını alır, elimi kolumu sallayarak gider. Anladın mı beni? Anladın mı? Ne işe yarıyorsunuz lan siz? Elin polisi geliyor, kafama silah dayıyor. Mal gibi bakıyorsunuz. Bu mu lan yaptığınız iş? Duyuyorsunuz değil mi? Koruyamazsınız. Sonunuz bu. Konuş. O polislere de ödeteceğim. Onların hiçbiri daha beni tanımıyor. İflahını kurutacağım hepsinin. Acıdan kıvranacaklar. Sefer. Gözlerime bak. Öleceksin oğlum. Açıkla. Patron. Her türlü anlatacaksın. Abi. Adamın polis olduğunu bilsem yanımda tutar mıyım? Öğrenince kebapçıyı da kapattım zaten. Herkesi evine yolladım. Ulan salak. Etrafına bir sürü polis sızmış, haberin bile yok. Oğlum. Senin yaşamana da gerek yok. İzzet. Buyur patron. Bu Rıza denen adamın bana neler yaptığını gördün değil mi? Bize meydan okudu. Aramıza muhbir soktu. Mallara çöktü, torbacıları aldı. Biz ne yapacağız İzzet? Misliyle karşılık vereceğiz abi. Hapların satışını iki katına çıkarıyorsun. Bu şehrin her sokağında torbacılarımız olacak, anladın mı? Tamam abi. Her eve girecek o haplar. O Rıza müdür de gitsin evlerden cesetleri toplasın. Görsün bakalım. Kadem'le uğraşmak nasıl oluyormuş.